Gabriele şovunu yine o yaptı. Tribünleri doldurdu. Ve ardından günü dikkat çeken diyoruz. Dün önemli bir rapor açıklandı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası açıkladı. Durum çarpıcı, manşet çarpıcı. Dikkat çekti. Borcu borçla kapatıyoruz zira. Son derece önemli bir süreç dedik. Ve bu noktada da tüketici kredileri ve borçların Türkiye Panoraması adlı rapora baktığımızda her 4 kişiden birinin kredi kartı borcunu ödeyemediğine dair çarpıcı sonucun içerisinde destek hesaba yöneldiğimize dair de manşetler çıktı satır aralarında. Şöyle bir baktığımızda nakit ihtiyacın vazgeçilmez aracı olarak görülüyor ve sonrasında da borcu borçla kapatıyoruz manşete yerleşiyor. Dikkat çekti. Dikkat çeken dedik, borcu borçla kapatıyoruz. Peki nasıl dönüş olabilir? Buradan da anketimiz gelecek aslında. Nasıl bir araç olarak görüyoruz? Kredi kartını ödeme aracı olarak mı görüyoruz yoksa? İşte bu noktada da anketimiz geliyor. 963'lük Bolt'u az önce görmüştük ve anketimizde bambaşka bir açıdan göreceğiz orayı. Borcu borçla kapatıyoruz dedikten sonra size soracağız aslında. Destek hesaptan nakit çekiyor musunuz? Destek hesabı kullanıyor musunuz? Bu anlamda da karttan nakit çekiyor musunuz diyoruz. Adresimiz de belli. Finans Kafe, cnbc.com adresi ve Twitter hesabı sizlerin hizmetinde. Evet, söylediğim gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın açıklamaları son derece çarpıcıydı ve kredi kartı alışverişten çok nakit ihtiyacını gidermek için kullanılıyor. Tüketiciler tarafından manşeti de yukarılara çıktı ve sonrasında size soruyoruz. Nakit çekiyor musunuz kredi kartından? Bizimle paylaşın. Ve günün sesi dediğimizde de son derece önemli bir gündem var.